şöyle çok önemli bir nokta var. Bebeğiniz %50 erkektir ya da %50 kızdır. Bu bir tane doktorun bana yaptığı dünyanın en korkunç esprilerinden biriydi. Ha 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 çok komiksiniz dedim. Adam böyle dedi, bu espriyi bu kadar gerçekçi bir şekilde bir anda anlayan bir tek sen çıktın bunca zaman. Ben böyleyim, wow. Biz bebeğimizin cinsiyetini öğrenirken neler hissettik? Aslında o gün doktor kontrolüne giderken Caner yetişemedi. Antrenmandan çıkamadığı için geç kaldı. Ve ben de doktora dedim ki ya ben Caner olmadan bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemiyorum. O yüzden dedim lütfen bana bunu söylemeyin. Doktor dedi ki tamam o zaman ben bunu size söylemem. Bir zarfa yazabilirim dedi. Siz de istediğiniz zaman da zarfı açarsınız. Böyle bir yöntem varmış. Aa dedim iyi fikir fena değil yani. Hani bebeğin cinsiyeti zarfa yazılsın. Sonra da biz Caner'le beraber bakarız. Neyse işte doktor cinsiyeti bir zarfa yazdı ve işte o zarf bu zarf. Bir de böyle arkasına önüne de kağıtlar koydu. Hani şöyle üç kağıtsızlık yaparsın ya böyle ışıktan bakarsın. Sonra ben dedim ki doktordan çıktıktan sonra ben dedim bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemiyorum. Bu kararım sadece ve sadece Caner ve birkaç yakın arkadaşım tarafından çok okey karşılandı. Onun dışında ailenin geri kalan bütün üyeleri bu kararımın nedeni hakkında oldukça fazla soru sormuş olsalar da pek durumu anlayamadılar ama sonuç olarak bebeğin cinsiyetini öğrenmemeye karar verdim. Yani şu an böyle günümüzde her şey çok hızlı oluyor böyle her şey çok çabuk öğrenebiliyoruz işte böyle mesajlar, mailler, şunlar bunlar hani hiçbir şeyin böyle bir sürprize bir heyecanı kalmadı. O yüzden dedim ki ben hayatım boyunca bir daha böyle bir sürprizi ne zaman yaşayabilirim? Yani düşünsene 9 ay boyunca veya işte cinsiyetinin öğrenildiği zamanlar işte bir ikinci veya üçüncü aydan sonra kesin olarak öğrenilebiliyor. En azından bir 6 ay boyunca senin böyle bir heyecanı ve böyle bir sürprizi yaşıyor olabilme ihtimalin var. Ben de bu ihtimali elimden geldiği kadar değerlendirmeye karar verdim ve doğum sırasında öğreneceğiz bebeğin cinsiyetini. Ne diyor? 30 sene evvel böyle dinlerdik. Ama tabii ki şu an bebeğin cinsiyeti bilinmediği için bütün aile inanılmaz derecede panikte. Çünkü onların tek derdi acaba hediyeleri nasıl alacağız, bebek odası nasıl hazırlanacak, yanlış seçimler yapabilir miyiz gibi endişeleri var. Ama bu konuda da bizim onlara verdiğimiz çok net bir cevap var. Diyoruz ki bu da yeni metot. Birazcık yaratıcı olun. Çünkü hayatta pembe ve mavi dışında da renkler var. Ne bileyim mesela kırmızı bir şeyler alınabilir, mavi yok yine mavi oldu. Mavi bence yine unisex bir renk de olabilir. Ne bileyim mesela kırmızı alabilirsin, beyaz alabilirsin, siyah alabilirsin, yeşil alabilirsin. Ayrıca böyle yani kız bebek oluyor diye böyle bir anda herkesin etrafı böyle pembiş pembiş, böyle her şeyin pembe olduğu böyle pamuk şekeri gibi dünyalar kuruluyor olması da bence çok hoş değil. Veya işte çocuğun erkek oluyorsa herkes bir şekilde mavi şeyler almaya başlıyor. Sen ister istemez bebeğin odasını cinsiyete göre birazcık yönlendirmeye başlıyorsun. O yüzden birazcık daha özgür olunsun, birazcık daha yaratıcı olunsun. Çocuğu illa da böyle kız bebek, erkek bebek diye böyle bir sınıfa sokmayalım diye bebeğin cinsiyetini öğrenmeme kararını aldık. O zaman sen de bakmıyorsun cinsiyetine. Bakmıyorum. Üçümüz de cinsiyetini doğum sırasında öğreneceğiz. Wow. Deal, anlaştık. Süper. Filiz de bizimle. Aynen. Tabii ki şu an bebeğin cinsiyeti bilinmediği için de herkeste bir tahmin şeyi var. Herkes tahminde şu anda. İşte kimisi kız diyor, kimisi erkek diyor. Bir de bu tahminlerin böyle bir şeyleri var. Nasıl diyeyim? Alt metinleri var. Mesela şu ana kadar öğrendiklerimden bir tanesi, eğer arkadan bakıldığında hamile olduğunu anlaşılmıyorsa, yani böyle göbek öne doğru ve sivri gidiyorsa kesin erkek çocuk olacak. Ama böyle daha yayvan bir göbeğin varsa kız bebek olacak. Göbeğin birazcık daha yukarıdaysa, yani karın göbek deliğinden birazcık daha üst kısma doğru böyle yukarı doğru büyüyorsa kız bebek olacak. Ama böyle daha aşağıya doğru inikse erkek bebek olacak. İşte bildiğimiz klasik şey var. Neydi? Ya tatlıyı, doğrakkıyı, ya ekşiyi, doğuran şeyi. Deli gibi çikolata yiyorum mesela. Akşamda böyle limon kemiriyorum falan. Hani oradan da böyle hiç kimse hiçbir şey anlayamıyor. Dediğim gibi yani şu an ailede herkes acaba kız mı olacak, erkek mi olacak diye bir ikilem içerisinde. Herkes kendi tarafını seçmiş durumda. Çok koyu erkek olacak diyenler de var. Çok koyu kesin kız olacak diyenler de var. Ve biz de dedik ki herkes cinsiyetini yazsın. Bilene ödül var. Herkes diyor ki ne ödül vereceksin?
Ben de diyorum ki bebeğe bir hafta bakma şansı elde edecek cinsiyetler. Ama özetle ve son olarak söyleyebileceğim şey, bebeğin cinsiyetini bilmiyoruz. Sadece bir kişi dışında bu ailede bebeğin cinsiyetini bilen tek ve tek bir kişi var. O da kardeşim Merve Boz. Umarım kendisi bana verdiği sözü yerine getiriyordur ve hiç kimseye söylemiyordur. Evet, cinsiyeti son ana kadar öğrenmeyeceğimize dair olan anlaşmamızla yaptığımıza göre artık şimdi tamamen bir ekip olduğumuzu söyleyebiliriz. Süper. Wow. Biz çok tatlı ya. Siz de evet. Süper. Süper. Onun dışında şu anda bebeğin cinsiyetini hiç kimse bilmiyor. Sürpriz.